Fırat Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yine yollardayız, yine geziyoruz. Her zaman olduğu gibi keyifler yerinde, hava güzel denebilecek bir şekilde. Bakmayın güneşli olduğuna, hava aslında çok soğuk. Şu an herkes eminim ki motor üzerindedir. İsviçre'de de olsun, Türkiye'de de olsun motor üzerinde olan birçok insan vardır şu an. Motor üzerinde birçok insan vardı derken, Rabbim hepinizi korusun arkadaşlar. Allah kazadan beladan tekerinize taş değmesin cümleten. Dün öyle istatistiklere baktım, şu an tam hatırlamıyorum ne kadar bir orandı bilmiyorum ama bayağı yüksek bir oranda Türkiye'de özellikle motosiklet kazası gerçekleştiğini okudum. Ve bu sayı bir hayli yüksekti ve birçoğu da ağır yaralanmalarla geçiyor. Bunun nedeninin tabii ki birinci önceliği dikkatsiz motor kullanımı. Yani motor ve araç kullanımı diyelim çünkü. Ve buradaki ağır yaralanmaların asıl nedeni ise arkadaşlar, bizler hep güzel motorlara binmek istiyoruz. Bu hepimizin hayali, ancak herkes bütün parasını götürüp güzel bir motoru almak için harcıyor. Bütün paramızı motora yatırıyoruz ve arkasını düşünmüyoruz. Hiç ekipman almayı bile belki de düşünmüyoruz. Bir kask yeter diyoruz. Ekipman çok önemli arkadaşlar. Bir kazadan sizin minimum hasarla kurtulmanıza neden olacak şey ekipmandır. Ekipmana vereceğiniz paraya kesinlikle acımayın. Ki şahsen ben acımıyorum. Çünkü yarın da kalkıp motor kullanabilmek için, yarın da kalkıp motor sürebilmek için ekipman kullanmamız şart. Sizler de böyle yapmalısınız. Ya benim yaptığım gibi veya diğer insanların yaptığı gibi. Hangi motora binerseniz binin, scooter'a bile binseniz ekipmansız binmeyin arkadaşlar. Bu benim size tavsiyemdir. Hatta sadece benim değil, diğer motorcu abilerinizin de sizlere nasihatı bunlardır. Ve onlar sizler için bir video hazırladılar. Sizlere ne mi söylediler? Hadi gelin birlikte izleyelim. Çocukken ilk kullandığımız araçlar 3 tekerlekli bisiklet. Bir nevi hayata gidonla başlarız. Büyürüz, aşık oluruz, unuturuz. Ama bu gittikleri aşkı hiç aklımızdan çıkmaz. Çünkü o bizim çocukluk aşkımızdır. Motorcu olmak özeldir. Motorcu olmak bir yaşam tarzı, bir felsefedir. Motorcu demek aile demektir. Bunun için aileni düşün. Bunun için sevdiklerini düşün. Bunun için arkadaşlarını düşün. Bunun için çevrendekileri düşün. Kimseye bir şey ispatlamak zorunda değilsin. Apache değil, örnek olmalısın. Senden sonraki nesillere motosikleti sevdirmelisin. Bir aile motorcu gördüğü zaman çocuğuna seni örnek olarak göstermeli. Çocuğuna güvenli motor alabilmeli. Bu bizlerin elinde. Senin, benim, bizim, hepimizin. Motorcu demek, aile demek. Aileni korumak için, sevdiklerini üzmemek için ekipman kullan. Ve ekipmansız asla motora binme. Ve sen de motora yakışıyorsun. Motorcunun nasıl bir şey olduğunu herkese göstermelisin. Bir ömür motor kullanabilmek için hep birlikte ekipman kullanalım. Ekipman kullanmak çok önemli arkadaşlar. Gerçekten, gerçekten ekipman sizin hayatınızı kurtarır. Hayatınızı daha da kolaylaştırır. Hayatınızı daha da güzelleştirir. Bir motor alırken, motor almadan önce yapacağınız ilk iş ekipmanınızı tamamlamak olsun arkadaşlar. Benim sizlerden tavsiyem bu, benim sizlerden ricam bu. İlk başta her zaman ekipmanınızı tamamlayın. Sonra motorunuzu alın. Tabi böyle yanlış yollara da girmeyin. Düşme sakın. Evet, Türkiye'de ekipmanların fiyatlarının pahalı olması da sizin ekipman kullanmanıza bir nevi engel oluyor. Hani ya ekipmana bu kadar para mı vereyim diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar, canınız ne kadar edebilir ya? Canınızın değerinin karşılığı ne kadar olabilir ki? Bence hiçbir şekilde. O yüzden yani ne bileyim arkadaşlar, örnek veriyorum, 30 bin liralık bir motor alacağınıza 20 bin liralık alın,
10 bin lirasına da ekipmanınızı alın. Ekipmana verdiğiniz parayı, özellikle kaska ve yeleğe verdiğiniz paraya acımayın arkadaşlar. Yani normal montla, kot pantolonla veya normal dandik bir kaskla asla motor kullanmayın. Çünkü yani alacağınız, örnek veriyorum, var yani 100 lira 150 liraya Türkiye'de kasklar var. O kasklar sizin hayatınızı kurtarmaz gençler, ben size söyleyeyim. Sırf ceza yememek için kask takmayın. Azrail ile karşılaşmamak için takın. Çünkü polis ceza yazar geçer. Azrail bir geldi mi? Ana. O yüzden arkadaşlar, ekipman. Bu videoda ekipman videosu olur. Şimdi bu yorumun altına arkadaşlar, bu videonun altına motor kullanan kardeşlerim kim nasıl ekipman kullanıyor veya kim ekipman kullanmadan motor kullanıyor, yorumlara yazın bakalım. Kardeşlerimin yüzde kaçı ekipmanla kullanıyor, kaçı ekipmansız kullanıyor. Ona göre fırça atalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Videoda bana destek olan ve sizin için önerilerde bulunan kardeşlerimizin YouTube ve Instagram kanalları açıklamada var. Bunları takip edebilirsiniz. Hepsi çok sevdiğim insanlar. Tanıdıkça sizlerin de çok seveceğiniz insanlar, tanımanızı isterim. Ve arkadaşlar, hala bana da abone değilseniz ve videomu ilk defa izliyorsanız, ailemize katılmak için abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz daha güzel videolardan haberdar olabilmek için. Kendinize çok iyi bakın. İsviçre'den tekrardan selamlar. Hoşça kalın. Caddelerde rüzgar, caddelerde rüzgar. Aklımda aşk var gece yarısında. Sesli yağmurlar şarkı sayıyorlar. Sessiz usulacağız dediğim şimdi çok uzaklarda. Ada özlüyormuş benim bir tanem, çok üşüyormuş ben olmayınca, öyle yazıyor son mektubunda. Deli dolu günler, hayat güzeldi kahkahalarıyla. Günler geçer diye ellerim uzanmaz, dokunamam ki özledim şimdi çok uzaklardan.